Cümleten selamünaleyküm. Kanalıma, gönlüme, yüreğime, bulunduğumuz yere yani evime hepiniz tekrardan hoş geldiniz kardeşlerim. Ne güzel değil mi bir insanın annesinin babasının yaşadığı ülkeyi ziyaret etmeye gelmesi, bir insanın Almanya'da yaşayan bir Türk'ün annesini babasını Almanya'ya davet etmesi çok güzel bir duygudu kardeşlerim. Siz de biraz önce ufaktan izlemiş olduğunuz gibi annemden babam benim davetiyem üzerine Almanya'ya geldiler. Burada güzel vakit geçirdik. Kendileriyle beraber tabii ki Macaristan'a gittik. Macaristan'da da gezdik dolaştık. O videoları da sık takip eden kardeşlerim de görmüşlerdir. Şimdi ufaktan sizlere bir video yapmak istedim. Bu videonun da konusu Almanya'da yaşam üzerine olacak. Tekrardan Almanya'da yaşayan ama ailesi Türkiye'de yaşayan kardeşlerimi ilgilendirecek gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum. Türkiye'den nasıl akrabalarınızı buraya davet edersiniz, turist olarak getirebilirsiniz. O konu hakkında benim bu zamana kadar neredeyse 6-7 kere yapmış olduğum konu hakkında sizlere tecrübelerime dayanarak bir video yapmak istedim. Sizlere ufaktan anlatacağım bakalım ben annem babamı Türkiye'den ne şekilde buraya getirmişim, ne gibi bir süreçler yaşamışız, ne kadar masraf yapmışım, onları sizlere birazdan anlatacağım kardeşlerim. Dediğim gibi annem babam neredeyse tam olarak bilmiyorum ama ya 6 ya da 7. gelişleri olacak bu seferki gelişleri. Onları geri yolladık. Şu an Türkiye'deler kendileri. Allah nasip ederse bir daha önümüzdeki günlerde tekrardan gelecekler. Geldikleri zaman da zaten sizlerin de tekrardan haberi olur inşallah kardeşlerim. Şimdi anne baba üzerinden ben yola çıkıyorum. Yani birinci derece akraba üzerinden yola çıkarsak Türkiye'den insan buraya davet etmek, kişileri davet etmek, oradaki yaşayan Türkiye'deki sizin davet edeceğiniz insanın yaşına işte genç mi, ihtiyar mı, emekli mi, çalışıyor mu ona göre değişen etkenleri var kardeşlerim. Benim annemden babam emekli oldukları için ben onları buraya getirmekte gerçekten zorluk çekmedim. İlk getirme döneminde istek yaptık buradaki Alman mercilerden, Alman devlet dairelerinden istek yaptık. Türkiye'ye yolladım. Türkiye'deki istekle beraber onlar İzmir'deki, Kütahya İzmir'e bağlı İzmir'deki Alman konsolosluğuna vize başvurusunda bulundular. İlk getirdiğim dönemdeki süreç o şekilde ama ben size biraz daha kolaylaştırarak anlatmak istiyorum bunu kafanız karışmasın diye. Önceden şundan yola çıkalım kardeşlerim. Burada yaşıyorsanız, Almanya'da yaşıyorsanız Türkiye'den birinci derece olan akrabanızı buraya davet ederek çağırmak istiyorsanız sosyal yardımlardan geçinmemeniz gerekiyor. Bu bir. Çalışıyor olmanız gerekiyor. Esnaf olabilirsiniz. Normal işçi olarak bir yerde de çalışıyor olabilirsiniz. Hiç problem değil. İki tane seçenek var. İki yolu var. Ben size onları birazdan açıklayacağım. İlk önce yapmanız gereken tabii ki sosyal yardımlar almama kesinlikle. Sosyal yardımlar almıyorsanız, normal çalışıyorsanız veya benim gibi esnafsanız yapmanız gereken tek şey Bölge Service Center denilen yani bu işlerle ilgilenen devlet dairesine, bulunduğunuz şehirdeki devlet dairesine gitmek. Giderken de tabii ki yanınıza götürmeniz gereken evraklarınız var. İlk önce kendi pasaportunuz, oturum kartınız, karşı tarafı ziyaret etmek isteyen yani sizin davet etmek istediğiniz kişilerin pasaportlarının numaraları, bu önemli. Pasaport çıkartacaklar. Pasaportların numaralarını, isim, soy isim, doğum tarihi, pasaport numaralarını sizlere verecekler. Siz bu bilgileri yanınıza götürmek zorundasınız kardeşlerim. Çalışıyorsanız çalıştığınıza dair olan belgelerin olduğu internet sayfasında yazılı olan yerler var. Çalışıyorsanız veya Selbstständigseniz getirmeniz gereken kağıtları sizlere orada söylüyorlar. Ama ben en kolay yolu bu zamana kadar seçtim. Yani para ödeyerek, garanti parası ödeyerek getirme yolunu seçtiğimden dolayı ben bu zamana kadar gittiğimde, istek yapmaya gittiğimde hiçbir şekilde maaş bordrosu veya muhasebecinin bana hazırlaması gereken kağıtlara ihtiyacım olmadı. Ben sadece para yatırdım.
Onu da size biraz sonra anlatacağım. Nasıl işledi sürecin, nasıl işlediğini kardeşlerim. En kolay yol da bu şekil. Ama sosyal yardımlardan geçinseniz bile, para yatırarak bile o insanları buraya davet edemiyorsunuz, çağıramıyorsunuz kardeşlerim. Şimdi yapmanız gereken süreç çok kolay. Ben anne baba üzerinden yola çıkarak bunu sizlere anlatmak istiyorum. Anne baba dedi, biraz önce dediğim gibi pasaport çıkartmak zorundalar. Pasaportun süresi çok da önemli değil. Pasaport numaraları ve isim ve doğum tarihleri lazım. Buradan istek yapacağınız zaman yanınızda tabii ki ufaktan bir bunun maliyet olan parayı götürmeniz gerekiyor. Evrakları hazırladıktan sonra bulunduğunuz şehirdeki bölge servis center denilen veya bu resmi işlerle uğraşan o daireye, devlet dairesine randevu sistemiyle çalışıyorsa telefon açıp randevu alıp beklemenize gerek kalmaz. Bizim burada biraz daha yabancıların daha fazlalaşmasından dolayı bu hizmeti veren dairenin önü sabah gerçekten çok dolu oluyor. Gittiğiniz zaman bekliyorsunuz, bazen sıra gelmiyor, yarına kalıyor işiniz. Yarın tekrardan gelmek zorunda kalıyorsunuz. Ben aradım, randevu aldım, hatta gittim oraya. Kendileri bana randevu verdiler. Bu şekilde işimi daha kolay şekilde hallettim kardeşlerim. Ben her zaman yaptığım gibi annemden babamı çağırırken yanıma onları 3 aylık davetiye yolladığımdan dolayı 3.800 euro Sicherheitsgeld, yani Sicherheitsleistung dediğimiz güvenlik parası yatırdım, yatırıyorum. Bunu yatırdığım zaman siz gerçekten çalışıyor veya selbstständisiniz, yani esnafsanız, size hiçbir şekilde kağıt sormuyorlar. Evinizin metrekaresini sormuyorlar kardeşlerim. Bu 3.800 euro yatırdığınız zaman bu 3 aylık olan miktar. Yani 3 aylık vize başvurusunda bulunmak istiyorsanız 3.800 euro yatırıyorsunuz. 1 aylık ve 2 aylık tabii ki miktar daha aşağıya düşüyor. Söylemiş olduğum miktarı tekrarlıyorum. 3.800 euro 2 kişi için. Yani kişi başına 3 aylık vize başvurusunda, turistik vize başvurusunda bulunmak istiyorsanız kişi başına 1.900 euro güvenlik parası, güvence parası yatırmak zorundasınız. Bu tabii ki 3.800 euro 2 kişinin miktarı kardeşlerim. Size oradaki çalışan memur, şu elimde görmüş olduğunuz gibi burada bilgilerin geçtiği, hemen bilgilerin geçtiği bu şekilde resmi bir kağıt dolduruyor. Bu benim annemden babama yolladığım davetiyenin kopisi. Önce gittiğiniz yerde davetiye çıkarttırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben annemle babamı Türkiye'den buraya turist olarak davet etmek istiyorum. Hemen bu şekilde davetiye kağıdı hazırlanıyor. Zaten bunun üzerinde de 29 euro fiyatının yazdığını da bu şekilde de görebilirsiniz kardeşlerim. 29 euro bu hazırlanan davetiyenin fiyatı, miktarı. Size zaten soruyor, nasıl annenizle babanızı buraya getirirken, davet ederken hangi opsiyonu, hangi imkanı kullanmak istiyorsunuz diye soruyor. Para mı yatırmak istiyorsunuz, yoksa kağıtlarınızı, evraklarınızı gösterip bu şekilde mi davet etmek istiyorsunuz? Dediğim gibi para yatırma imkanınız varsa parayı yatırıp bütün kağıt işlemlerinden kurtulabilirsiniz. Ben dedim ki para yatırmak istiyorum. 3 aylık vize istiyorum. Kişi başı 1.900 euro dedi. 2 kişinin dedi güvenlik parası, güvence parası dedi. 3.800 euro tutuyor dedi. 3.800 euro yanında götürmek zorundasınız. Orada çünkü kasaya ödüyorsunuz. Daha sonra havale yapma falan imkanı yok. Parayı unuttuysanız tekrar eve gidip parayı almanız gerekiyor kardeşlerim. Dediğim gibi kendi pasaportunuzu götürmeyi unutmayın. Bu da önemli. Oturum kartınız vardı. Oturum kartını da götüreceksiniz tabii ki yanınızda. Sizden istenilen evrak, dediğim gibi beraber orada çalışan memurla beraber zaten siz davet edeceğiniz insanların bilgilerini önüne sunuyorsunuz. Ben birkaç tane daha davet ettiğimden dolayı annemle babamın zaten ismi, doğum tarihi, nerede oturdukları, adresleri, hatta pasaportları da aynı olduğundan dolayı, geçen geldiklerindeki aynı pasaportu kullandıklarından dolayı pasaport numaraları falan orada kayıtlıydı. Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Bana sadece davetiye kağıdını doldurdu, mühürü bastı, imza attı, bana da birkaç tane yere imza attırdı. Burada maddeler var, kanunlar var kardeşlerim. Bunları size okutturuyorlar. Bunları okuttuktan sonra siz onun okuduğunuza dair, yani bu kanunları, bu maddeleri kabul ettiğinize dair altına, en son sayfasına imza atmak zorundasınız kardeşlerim. Bunu sizden alıyorlar. Yani bir ne gibi işte gelen, davet ettiğiniz insanlar geldiği zaman geri gitmezlerse zamanında olacak olan, olabilecek olan buradaki sorunları, yaşanılacak olan şeyleri
İşte zamanla geri dönmesi gerektiğini, o gibi şeyler, kanunlar, kurallar burada bu şekilde yazıyor. Bunları zaten kabul ediyorsunuz. Davetiye aldıktan sonra 3800 euro parayı ben yatırdım. 3800 euro parayı yatırdığıma dair de bu şekilde de bir tane makbuz verdiler. Ben hatta 6. ayın 22'sinde annemden babamı davet etmişim. 3800 euro güvenlik parası, güven parası 29 euro, üzerine işlem parası 5 euro da bir işlem parası daha gelmiş. Yani ben 3834 euro para yatırmışım o gün devletin kasasına. 3800 euro geri gelecek. Ne zaman geri gelecek? Buraya davet etmiş olduğunuz kişi zamanında dönüş yaparsa o para size geri geliyor. Zamanla dönüş yapmaz, burada kaçak kalmaya çalışırsa o zaman sizin başınız ağrıyor. Çünkü bütün bilgileriniz orada kayıtlı. Polis eve geliyor, kontrol ediyor. Ve dediğim gibi bu yatırmış olduğunuz güvenlik parası da yanıyor kardeşlerim. Daha sonra adınıza da burada mahkeme açılıyor. O insan nereye gitti diye. Çünkü siz getirdiğiniz insandan sorumlusunuz. Bizimkiler gitti Allah'a çok şükür. Ama şimdi ufaktan bunu anlatırken bir detay daha geçeceğim. Onu unutmayalım. Size davetiyeyi veriyor memur. Davetiyeyi aldınız. Bunu alıyorsunuz. Paranızı ödediniz. İşte bir aylıksa daha miktar tabii ki daha düşüyor. 2 aylıksa miktar daha da düşebiliyor. Ben 3 aylık üzerinden gidiyorum kardeşler. Paranızı yatırdınız, davetiyenizi aldınız. Davetinizi aldıktan sonra bunu alıp Türkiye'deki davet edeceğiniz kişiye yolluyorsunuz. Bu davetiyeyi alan kişinin bu davetiyeyle beraber gitmiş olduğu, bulunduğu şehirde bağlı olan Alman konsolosluğuna gidip Alman konsolosluğundan vize talebinde bulunuyor. Pasaportunu yollayacak. Bu davetiyeyi yollayacak. Emekli ise emekli olduğuna dair olan kağıtlar, çalışıyorsa çalıştığına dair olan kağıtlar. Bakın, ben emekli, annem babam eve emekli olduğundan dolayı ben emeklilerin ne yapacağını daha iyi biliyorum. İnternet sitesinde Alman konsolosluğu internet sitesinde gerekli olan kağıtlar, evraklar yazıyor kardeşlerim. Bunları hepsini toparladıktan sonra bu davetiyle beraber, pasaportunuzla beraber Alman konsolosluğuna vize işlemleri için başvurunuzu yapıyorsunuz. Tabii ki turistik sigortanızı da yapmak zorundasınız. Yurt dışı turistik sigortası da isteniliyor. Emekli olsanız sosyal sigortalardan sigortalı olsanız bile ekstra turistik sigortanızı da yaptırmak zorundasınız. Zaten orada takipçiler var, yardımcı oluyorlar. Ufak bir ücret karşılığında bunları sizler için orada hallediyorlar, yapıyorlar. Hatta Kütahya, İzmir'e gidip gelmemize bizim gerek bile kalmıyordu. Biz takipçiye postayla, kargoyla yolluyorduk. Takipçi işlemleri hallettikten sonra, vizeler çıktıktan sonra pasaportlar eline ulaştığı zaman o da bize kargo yoluyla tekrar pasaportları yolluyordu. Ne oluyordu? Bizim 2 defa İzmir'e gidip gelme işlemimiz ortadan kalkıyordu. Tabii ki bu da masraf hem zaman. Bizimkiler de yaşlı olduğundan dolayı zaten bu yükü fazla kaldıramıyorlar. Normalde yapmanız gereken işlem bu. Devlet dairesine gidiyorsunuz. Davetiye çıkarıyorsunuz. Davetiye çıkardıktan sonra davet etmek istediğiniz insana davetiyeyi posta yolundan yolluyorsunuz. O artık Türkiye'deki yapması gereken işlemleri yapıyor. Vize çıkarsa pasaportun üzerine vizeyi basıyorlar. Ondan sonra da Almanya'ya gelip sizin yanınıza sizi ziyaret ediyor. Bunu unutmayın kardeşlerim. Zamanla geri yollamazsanız ödediğiniz güven parası yanar. Üzerinize dava açılır. Başınız ağrır. Zamanla gitti zaman da zaten siz bu güven parasını oraya yatırdığınız zaman devlet memuru, orada çalışan memur sizin hesap numaranızı alıyor. Onlara da 2 tane kağıt veriyorlar. Ausreisenachweis, yani dışarıya çıktığına dair, o ülkeyi terk ettiğine dair, geri dönüşlerine yaptığına dair bir belge. Şu elimde görmüş olduğun 2 tane kağıt var. Kişi başı birer tane veriliyor. Bu havaalanına geldiğiniz zaman, havaalanında kontrollerden geçerken uçağa binmeden sonra bir polis kontrolü geliyor. Pasaport kontrolü yapıyor. Oradaki çalışan memurlara, polislere bu evrakları vermek zorundasınız. Bu evrakları aldıktan sonra polisler bunları imza, damga, çıktığınız tarihleri, bilgileri yazdıktan sonra bunları devlet dairesine yolluyor. Devlet dairesi bunu eline aldığı zaman sizin, yani davet ettiğiniz insanların tekrar çıkış yaptıklarını görüyor. Gördükten sonra da sizin yatırmış olduğunuz güvenlik parası tekrar sizin hesabınıza geri geliyor. Kardeşlerim, bu şekilde bir işlem var, süreç var. Belki anlattığımdan dolayı kafanız karışabilir ama yapmaya kalktığınız zaman bir defa yaptıktan sonra zaten gerisi çok kolay kardeşlerim. Gerçekten çok böyle bir detay gerektiren, eziyetli bir iş değil. Yapmanız gereken prosedürler var. Bunları uyguladığınız zaman gerçekten o davet etmek istediğiniz insan buraya geldiği zaman bir kere gelsin. Bir kere gelsin. İkinci ve üçüncü davetiyelerde daha kolay oluyor işlemler. Çünkü gelip zamanla gittiği zaman daha fazla güven kazanıyor. Güven kazandığından dolayı da artık bundan sonraki gelme süreçleri daha da hızlanmış oluyor kardeşlerim. Dediğim gibi davetiye yolluyorsunuz. İnsanlar buraya geldikten sonra giderken sadece şu kağıdı unutmayın.
çıktığına dair bu kağıdı polise vermek zorunda. Orada sadece veriyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanız, hiçbir şey söylemenize gerek yok. Uzatıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Ondan sonra da devlet dairesi bunu gördüğü zaman da sizin yatırmış olduğunuz güvenlik parasını size tekrar ödeme yapıyor. Size tekrar yolluyor kardeşlerim. Şimdi dediğim gibi yani ben bu zamana kadar yapmış olduğum davetiyelerde tek Almancası Sicherheitsleistung demek güvenlik işlemi. Yani güven parasını yatırıp bu şekilde ben annemden babamı zamana kadar davet ettim, getirdim kardeşlerim. Ha. Şimdi siz soracaksınız ya ben kuzenimi davet etsem, ya aynı soy isimden olmayan bir kişiyi davet etsem. Şimdi buradaki davetiyeyi her türlü siz yapabilirsiniz. Sosyal yardımlardan geçinmediğinize dair davetiye yaparken bu arkada görmüş olduğunuz kağıdı, ben onu da varsa eğer ki o yok, o kağıt orada çalışan memurda kalıyor. Sosyal yardımlardan geçinmediğinize dair sizden imza alıyor. Eğer sosyal yardımlardan geçinip de sosyal yardımlardan geçinmiyorum diye imza atarsanız orada da başınız tabii ki belaya girebilir kardeşlerim. O yüzden geldikten sonra buraya insanı getirmek için dediğim gibi kuzeni, dayısı, amcası, işte ikinci sınıf akrabası, üçüncü sınıf akrabamı getirmek istiyorum kardeşim, bunu nasıl yaparım diyorsanız oradaki getireceğiniz insana kalmış olan, bağlı olan şeyler var. Mesela memursa, çalışıyorsa, işi varsa, sigortalı çalışıyorsa bir yerde, yani bu adam tekrardan geri gidecektir diye, o zaman onun vize alması daha da kolaylaşıyor. Ama bu adam, getireceğiniz adam işsizdir, yaşı gençtir, hiçbir işi yoktur, askerliği yapmamıştır. Şimdi Almanya konsolosluğu oradaki tabii insanın, karşıda davet edilen insanın kişisel özelliklerine bakıyor. Yaşına, işte işin olup olmadığını, askerliğini yapıp yapmadığını, bunları baktıktan sonra konsolosluk kabul ediyor veya etmiyor. Bizimkiler emekli olduklarından dolayı, emekli insanlar zaten 70 yaşını geçmişler. Almanya'da kaçsalar ne yapacaklar düşüncesi var. Veya adamın zaten burada bir sigortalı işi var. Veya adamın bir firması var. Veya adamın bankada hesabında parası, yüklü bir parası var. Adamın Almanya'ya ihtiyacı yok deyip de vize de verebilirler. Ha, bu adamın yaşı 19 olmuş. 20 yaşında zaten Türkiye'de askerliğe gidecekti. Bu adamın kaçaklık bir durumu olabilir. Bu adam tehlikeli deyip de vermeyebilirler kardeşlerim. Bunu göz önünde bulundurun. Dediğim gibi ikinci, üçüncü, dördüncü dereceden akrabalarınızı, eşinizi, dostunuzu, tanıdığınız insanları buraya davet etmek istiyorsanız karşınızda davet edecek olan insanın özellikleri gerçekten çok önemli. Memurdur, güzel bir yerde çalışıyordur. Maaş bordrolarını gösterir. Sosyal sigortalardan gereken kağıtlar alır. Başvuru yaptığı zaman gerçekten belgelerin tam olarak verirse, Alman konsolosluğunda çalışan insanlar da buna ikna olursa, o davet edeceğiniz kişiye her türlü vize verirler kardeşlerim. Şimdi bu vize normal vize olarak aldık. Şimdi bizimkiler biraz daha yaşlı olduğundan dolayı ben bu sene daha değişik bir yol uyguladım. Annemden babam devamlı Alman konsolosluğuna gidip gelmesinler, Kütahya'dan İzmir'e kadar yol yapmasınlar diye ben bu seferki davetiyeyi yollarken yanına bir tane dilekçe yazdım. Hem Türkçe hem de Almanca. Bu dilekçede de şöyle dilekçe yazdım kardeşlerim. Annemden babam yaşlarından dolayı seyahat etmeleri zor olduğunda, işte Kütahya'yla İzmir arasındaki işte 360-370 kilometreyi de göz önüne aldığımız zaman bunların oraya gelip gitmeleri daha da zor olacağından dolayı ben Alman konsolosluğundan 3 senelik multi vize diyorlar buna. Herkese vermiyorlar. 3 senelik vize başvurusunda bulundum. Bunu bir kardeşimiz söyledi. Bunu herkese vermiyorlar dediğim gibi. Multi vizeyi normalde iş adamları alabiliyor. Hani böyle dışarı seyahat yapacak olan insanlara 3 senelik vize veriyorlar. Ama ne yapmışlar? Allah razı olsun orada çalışanlardan. Benim dilekçemi göz önünde bulundurup annemden babama 1 senelik vize vermişler. Yani 1 sene içinde 6 ay burada kalıp 6 ay orada kalabiliyorlar. Ama şu konu da bu şekilde yasalaştırmışlar, kanunlaştırmışlar. 90 günü burada kaldıktan sonra bu ülkeyi terk etmek zorundalar. Türkiye'ye girdikten sonra bir gün sonra tekrar geri gelemiyorlar. 90 günde Türkiye'de kaldıktan sonra buraya tekrar gelebiliyorlar. Yani 6 ayın 6 ayını burada kalamıyorlar. 6 ayının 3 ayını burada, 3 ayını orada, 3 ay kaldıktan sonra tekrar burada kalabiliyorlar. Öyle bir vize vermişler. Yani 1 senelik vize vermişler bizimkinlere, sadece 6 ay kalabiliyorlar. Onu da dediğim gibi 90 gün burada kaldıktan sonra bu ülkeyi terk etmek şartıyla, gittikleri ülkede de yaşadıkları ülkede de tekrar 90 gün yaşayıp ondan sonra buraya gelmek suretiyle benim annemden babama 1 senelik vize vermişler kardeşlerim. Allah nasip ederse biz Ağustos ayını beraber geçirdik. Haziran, Temmuz ayında annemden babamı ben buraya davet ettim. Ağustos ayını komple beraber geçirdik. Onlar geri gittiler.
Eylül'ü geçirdik. Eylül'ün birazını beraberdik tekrar. Ekim ayındayız şu an. Allah nasip ederse 2020'nin ilkbaharına doğru da tekrar onları buraya davet edeceğim. Tekrar çağıracağım. Yani davet etmeme gerek almayacak. Sadece bir uçak biletlerini alacağım. Ve onlar tekrardan buraya gelecekler. 7. ayın 2020'nin 7. ayın 20'sine kadar tahminim. Onların oturma vizesi var kardeşlerim. Onu da bu şekilde de kullanacağız. Ufak bir bilgi vermek istedim. Ben annemden babam buraya nasıl getirdim sizlere anlattım kardeşlerim. İnşallah aklında böyle annesini babasını işte ithal damat olarak diyeyim artık ithal gelin olarak veya işte evlenerek evlilik yoluyla gelmiş olan kardeşlerim ailesini bütün ailesini Türkiye'de bıraktıysa onların da işte buraya gelmesini istiyorsa burada yaşayan kardeşlerimizin ailelerinin nasıl yaşadıklarını görmelerini istiyorlarsa nasıl bir ortam olduğunu Almanya'nın nasıl bir yer olduğunu göstermek istiyorlarsa bu şekilde davet edebilirsiniz. Dediğim gibi emekli olduğu müddetçe hiçbir sorun olmuyor. Yaşı daha olgun olduğu müddetçe gerçekten fazla sorun olmuyor. İşçi statüsünde çalışıyor olabilir, memur olarak çalışabilir. Bunlar gerçekten sorun olmadan vize alan kişiler statüsüne girebiliyor. Ama dediğim gibi genç kardeşinizi çağırmak istiyorsanız, genç birini çağırmak istiyorsanız, askerliğinde yapmamışsa, işi gücü yoksa o orada biraz daha sıkıntılı bir şekilde süreç yaşayabilirsiniz. Belki de vizeyi hiçbir şekilde de kabul etmeyebilirler. Bu yapmış olduğunuz işlemler de boşa gitmiş olur. Ha, vizeyi kabul etmedikleri zaman sizin yatırdığınız güven parası da tekrar tabii ki size öyle de böyle de geri geliyor kardeşlerim. Aklınıza takılan sorular olursa yazın. Ben yorum olarak sizlere bunları cevaplandırmaya çalışabilirim. Dediğim gibi bu videonun altına ufak tefek böyle bir acayip yorumlar geleceğine ben eminim. Niye? Ya işte ben şunu getirsem nasıl olur? Bunu nasıl getirebilirim? Bunu işte yengemi getireceğim. İşte dayı oğlumu getireceğim. Amca oğlumu getireceğim. Amcamı getireceğim. İşte ikinci, üçüncü derece akrabalardan getirmek istiyorum. Nasıl olur diye yorum yazmanıza gerek yok. Videoyu baştan sona kadar tekrar can kulağıyla dinlediğiniz zaman bu soracağınız sorulara cevabı tekrardan bulacaksınız kardeşlerim. Almanya'daki yaşam hayatı biz sizlere bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Annem babam memlekete Kütahya'ya geri döndüler. Onların da ellerinden öperim. Tabii onların internet olmadığından dolayı benim videolarımı izleyemiyorlar. Ama akrabalardan benim videolarımı izleyen Kütahyalılardan, hemşerilerimden benim videomu izleyen kardeşlerimiz, hemşerilerimiz var Allah'ın izniyle. Dediğim gibi anne babamız tekrar bir daha gelecek Allah nasip ederse artık bakalım. Onlarla beraber neler yaşayacağız, neler geçireceğiz. Allah nasip ederse bir kredi videom var. Kredi videosu çekeceğim. Sizlere Almanya'daki kredi olayını göstereceğim. Bir de Almanya'da ev alma sürecinin nasıl işlediğini sizlere göstereceğim. Kendi tecrübelerime dayanarak ama o videoların gelmesi biraz daha uzun sürecek. Çünkü süreç uzun bir süreç olduğundan dolayı sizlere eksiksiz bir şekilde anlatmak istediğimden dolayı o sürecin tamamlanmasını bekliyorum kardeşlerim. Güzel sürprizlerim olacak Allah'ın izniyle. Bileğinin gücüyle ekmeğin alnının teriyle ekmeğini kazanan bir Türk'ün Almanya'daki serüvenlerin nasıl yaşadığını, nelere sahip olduğunu, neleri kazanıp neleri kaybettiğini siz bu ekranlarınıza göreceksiniz Allah'ın izniyle. Bunları da görmek için tabii ki kaçırmamak için de ne yapıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Siz abone olmaya devam edin. Abone olarak da bana destek veren kardeşlerimin eline yüreğine şimdiden sağlık olsun diyorum. Ben sizlere ufaktan Allah'a emanet edeyim. Siz Allah'a emanet olun. Biz yine Avrupa'da ekmeği peşinde koşan gerçekten çalışarak alnının teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan Türklerden olmaya devam edelim. Bir dahaki videoda artık görüşmek üzere. Esen kalın. Allah'a ısmarladık.